Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. 10 dakika serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Dün biliyorsunuz sözcüklü yapıyı atmıştık. Bugün de ses bilgisiyle karşınızdayız. Yine eksiksiz hocam, bütün başlıklara değineceğiz. Her şeyiyle yalnız onu da söyleyelim. 10 dakikada bomba bir tekrar yapacağız. Bakalım neler olacak. Evet, hemen başlıyoruz. Ses olaylarını konuşacağız. Ünlülerle ilgili olanlara bakacağız. Ünlülerin başına neler geliyormuş onu konuşacağız. Ünlüler zaman zaman düşecekler. Bu ünlüler daralacaklar, bazen değişecekler, bazen de türediklerini göreceğiz, türeyecekler. Ünlü düşmesine hece düşmesi dendiğini, ünlü değişimine kökte ünlü değişimi denebileceğini de lütfen unutmayınız. Haydi hocam, hiç uzatmayalım, vaktiniz dar, hemen başlayalım, bakalım neler olacak. Ünlü düşmesi tam 4 şekilde karşınıza gelir. 4-4. Türerken ünlü düşer, yani yapım eki gelirken, yardımcı eylem gelirken ünlü düşer. Etmek olmak, kılmak, eylemek, uyuma, uyan. İkinci hecede ünlü düşer, akıldan aklı, zihinden zihni gibi. Birleşik sözcük olurken düşer. Allah'ım bizi kahvaltı kelimesinden koru, dikkat. Pazar ertesinden, birazdan göreceğiz, örnekler arasında kattım. Koru Allah rızası için. Peki, 4 şekilde düştüğünü göreceğiz ünlülerin. Uzattık hocam, haydi hızlanalım. Türerken düşme derken, ileriden ilerilemek, yapım eki alırken düşmüş. Yumurtadan yumurtalamak, ha yapım eki alırken düşmüş. Süpürmekten süprüntü, ıntı inti. Kokladı, kokudan kokulamak. Bakın yapım eki geliyor sözcüğe ve düşüyor ünümüz. Sızlıyor, sızıdan sızlamak. Lale yapım eki gelmiş. İçerilemek, yine burada yapım eklerimiz dikkati çekmiş. Laleleri toplamışız buraya. Buraya ıntı inti ama fark etmez ekimiz. Hiç önemli değil. Hangi ek geldiği önemli değil. Yapım eki alırken ünlü kaybı olursa buna türerken düşme diyoruz. Türerken ünlü düşmesi. Dikkat! Yardımcı eylem gelirken nasıl olur? Devir etmek, kayıp olmak, seyir etmek, kayıt etmek. Bakın etmek olmak, eylemekler gelirken mesela seyreyledi değil mi? Seyreyledim. Eylemekten de bir örnek gelmiş olsun. Seyir eylemek, bakın ünlü kaybı meydana gelmiş. Ünlü düşmesini bu şekilde görebiliriz. Devam. İkinci hecede düşme. Akıldan aklım, zihinden zihnim, gönülden gönlüm, beyinden beynim. Çok lazım değil. Bilmeniz yeterli sadece. Sınavda inşallah gelir, yaparsınız. Birleşik sözcük olurken de bu arada, bakın burada A düşmüş. Şu öyle, burada U düşmüş. Pazar ertesi, bismillahirrahmanirrahim. Burada da E ve R gitti, yani bir hece gitti. Hece düşmesinden bahsediyoruz. Birleşik sözcük olurken de olabiliyormuş. Ünlü daralması. Ünlüler daralacaklar. Bunalıma girecekler. Beklemekten bekliyor değil mi? Söylemekten söylüyor. Gizlemekten gizliyor. Ama sadece yoreki gelince buradaki laleler daralmaz. Zaman zaman, bakın dikkat, gelmiyor, bilmiyor ve gitmiyor. Yani olumsuzluk ekinde de daralma olabilir. Bence bu videonun flash notudur bu. Flash bilgisidir bu. Ünlü daralması olumsuzluk eki olan mame'de de fazlasıyla meydana gelir. Yeryüzündeki bütün mımi mumiler, soru edatı olan değil, ayrı yazılan değil, bütün mımi mumiler ünlü daralmasıdır. Lütfen uyumayınız. Bu üçlü can yakar, her türlü haline dikkat ediniz. Neye? Değil mi bunun kökü normalde? Burada bir e, ı, i olmuş. Diyecek, demekten, yiyecek, yemekten. Bu üçlüyü bilen adam daralmadan soru moru kaçırmaz. Bu üçlü çok önemlidir. O üçünde de daralma vardır. Her yor ekine lütfen düşmeyiniz. Gidemek diye bir kelime yok. O yüzden burada daralma yok. Gelemek diye bir kelime yok. Burada da daralma yok. Bakamak diye bir kelime yok. Burada da daralmamız mevcut değil hocam. Bak uyuyorsun, dalıyorsun hocam. Bir toparla. Şöyle arkana bir yaslan 10 dakika ama hakkını vereceğiz. İçiniz rahat olsun. 10 dakikada her şeyini konuşacağız. Ses bilgisinin. Uzattın hocam. Burada daralma falan yok. Neden? Çünkü gidemek, gelemek, bakamak diye bir şey yok. Uyuma. Ama mesela yaşıyor. Yaşamak, orada daralma var. Ünlü değişimi. İki örnekte göreceksiniz. Sen kelimesi AE alınca sana, ben kelimesi AE alınca bana olacak. Yani kökte ünlü değişecek. Hemen şöyle gösterelim hocam, hiç anlamadım diyenler. İşte şöyle görebilirsiniz. Sen kelimesi ne yapmış? Ünlüyle başlayan bir E kalmış. Bir yönelme hale ki buradaki E A'ya dönüşmüş. Ünlü değişimi kökte meydana geldiği için kökte ünlü değişimi de diyebilirler. Ünlü türemesi hocam. Ünlülerle ilgili son olayımız. Ağızdan azıcık, birden biricik, gençten gencecik. Hocam burada bir yumuşama yok mu? Var. Var da işimiz yok onunla. Daracık. Neyin peşindeyiz ya? Neyin peşinde olduğumuzu bilelim lütfen. Süpersiniz. Ünlüler türemişler. Hocam nasıl bulacağız? Kelimeyi ekine köküne ayırırsanız doğru bir şekilde aslında ses olaylarının tamamını, yakınını fark edebilirsiniz. Gelin isterseniz ünsüzlerle ilgili olanlara da bakalım. Ünsüzler düşecekler. Yani senin benim gibi adamlar. Ünlüleri tamam biliyoruz da senin benim gibi adamların başına ne gelir? Düşebiliriz ya biz de. Biz de benzeşebiliriz. Biz de yumuşayabiliriz. Biz de türeyebiliriz. Her şey olabilir ya. Değil mi? Doğal olarak gelin isterseniz hemen bunları bir görelim. İkinci adların artistliğini de
Kaçırmayınız lütfen. Evet. Ünsüz düşmesi. Ünsüzler nasıl düşer hocam? Mesela sıcak kelimesi cık cık almış, K'yi kaybetmiş. Ast teğmen kelimesi, ast teğmen. Teğmen kelimesi gelmiş, buradaki T düşmüş. Çabucak, çabuk kelimesi cak cak eki almış, K'yi kaybetmiş. Yüksek kelimesi L ekini almış, oradaki K'yi düşürmüş. Yamuk kelimesi L'yi almış, yine yamulmak olmuş. Adaş, oba, adaş burası tehlikeli. Ad kelimesi daş, teş, meslek, taş gibi, vatandaş gibi, aynı vatandan, aynı addan, değil mi? Buradaki D ünsüzü düşmüş. Ünsüzler düşebilirler. Buna ses yitimi falan denilebilir. Ünlüler için de aynı şey geçerli. Ses yitimi ifadesine lütfen hazırlıklı olunuz. Sınav formatında henüz kullanılmadı ama gelirse tehlikeli olabilir. Ünsüz düşmesi. Ünsüz benzeşmesine baktığınız zamansa haydi dikkat hocam. Ne yapacağız? Fıstıkçı Şahap'ı unutmayacağız. Hemen yazacağım Fıstıkçı Şahap'ı şöyle bir. Tamam hocam, biz bunu biliyoruz. Fıstıkçı Şahap'la biten bir kelime gelen eki Ç, T ya da K'ye dönüştürüyor. Buna benzeşme diyoruz. Mesela seçmek Ç ile bitmiş, tamam. Gelen ek bakın K ile başlıyor, benzeşme var. Ya da baktı K ile bitmiş. Gelenek T ile başlıyor, benzeşme var. Bu kadar. Yani Fıstıkçı Şahap'la şu ÇTK'yı yan yana gördüğünüz durumları affetmeyin. Ama şunu da unutmayınız. Ünsüz benzeşmesi, diğer adıyla sertleşmesi sadece ekte olur. Küskün, SK, dikkat, çalıştı, ŞT, attığı, TT, 1973'te, 3T, aman dikkat, uyuyorsun hocam. Uyuyorsun uyan, ünsüz yumuşaması. Çok sağlam, çok iyi örnekleri aldım. Çok sevdiğim, hayran olduğum örnekleri aldım. Gitmekten giden yumuşamış. PCTK'nin ne yapmasını bekliyoruz? BCDG ya da yumuşak G'ye dönmesini istiyoruz. Çoğaldı çoktan, ağarmış aktan, saçlarım ağardı. Güç, güç, gücümü, değil mi? Sevincini sevinç, Ç'den. Art arda, aman ya Rabbim, mükemmel bir örneksin. Sen nasıl bir örneksin ya? Vallahi billahi insan şöyle bakıyor. Yani bir tarafta dolabı, kapağı falan gibi örnekler görüyor lan. Bir tarafta ard ardayı görüyor. Sen nasıl bir örneksin diyor. Hakikaten bu çok iyi bir örnek. Yani bu örneğe bir dakika boyunca bakmak isterim ama zamanımız yetmeyecek. Bir bakayım, dur Allah rızası için. 7 dakika 10 saniye olmuş. 1, 2 saniye, 3 saniye bakmak istiyorum. Çok iyi bir örnektir bu. Vallahi billahi yumuşama da çok iyidir. Yumuşamanın diğer adı ünsüz değişimidir. Kapakta verdiğim için o diğer adları burada tekrar yazmak istemedim. Ama zaman zaman söylüyoruz. Evet, ünsüz türemesi. Ünsüzler türüyecekler. Hissettideki SS'ler. Seddi, bakın D'ye bak. Hakkı, zammı, şıkkı, ceddi, haddi ve hazı. Tabii ki seddi ve ceddi artistik. Bunlarda yumuşama da var değil mi? Set ya da cet kelimesi. Atalarımız, ceddimiz. Aman dikkat. Peki hocam. Ünsüzleri türettik. Buna ünsüz ikizleşmesi dediğini de biliyoruz. Her ünsüz ikize de düşme, yani ikiz ünsüze de düşme. Madde kelimesi daha önce bahsettik. Kelimenin kökü zaten burada, iki tane ünsüzü gördük diye. Hemen buna ünsüz türemesi mi diyeceğiz? Hayır hocam. Şimdi şu dakikaya kadarki kısımlar garanti artı bir net arkadaşlar. Yani sınavda sorulacaktır ses bilgisi. Son sınavda sorulmadı ama yani 100 yılda bir karşılaştığımız bir şeydi bu. Yani her sene banko sorulardan bir tanesi geçen sene gelmedi ses bilgisi. Ama bu sene illaki kullanılacaktır. Kullanılırsa, gelirse karşımıza, şu ana kadar konuştuğumuz kısım artı bir net hocam. İçiniz çok rahat olsun. Ha, şimdi konuşacağımız ulama kaynaştırma çok değerli olmamakla birlikte sorulabilir belki. Ulamayı biliyorsunuz. En azından şıklarda ilerseniz öyle söyleyeyim. Ünsüzle biten bir sözcük ve sonrasında ünlüyle başlayan bir sözcük. Ulamaya böyle örnek verilebilir. Sezen Aksu örneği cebinizde kalsın değil mi? Hani Cüneyt Arkın, Mehmet Akif Ersoy'la falan hatırlarız ya 100 yıldır. İşte ondan bahsediyoruz. Ha, araya virgül koysaydım kabul etmeyecektim. İki sözcük arasında, yani illa ünsüz bitle bitti, ünlüyle başladı, hemen kabul edelim değil de noktalama işareti var mı? Varsa kabul etmiyoruz tabii ki. Noktalamanın olmadığını düşünelim, ilk haline bakalım. Evet, burada bir adet ulama yapılmış. Tamam, budur. Ünsüzle bitip ünlüyle başlayan bir durum yakalıyorsunuz. Ona da ulama adını veriyorsunuz. Kaynaştırma, bakalım neyi kaynaştıracak bu kaynaştırma ünsüzleri? Yaşasın diyeceğiz biliyorsunuz. Ama daha önce bahsettik, bizi sınavda böyle neşeyle falan karşılamaz, o tehlikelidir. Masayı, yı, ya'yı, bütün hepsini kabul et. İkişer, bütün şarşerlerin şeysi kaynaştırmadır, istisnasız. Yeryüzünün bütün nınninleri, o ilk n'si, kesinlikle kaynaştırmadır. Yeryüzünün bütün sığsileri, tabii ki erkeksi ya da kadınsı gibi yapım eki görüntülerini kabul etmiyoruz. Çekim eki olan halini kabul edeceğiz. Bütün sığsiler, penceresi, masası, şurası, burası, hepsini kabul ediniz. Bunlar kalıptır. Bunların dışında tabii ki kaynaştırma ünsüzleri var. Mesela arasında çok iyi bir örnektir. Arasında. Bakın burada hem S'de hem de N'de kaynaştırma ünsüzü olma durumu göze çarpıyor. Lütfen dikkat. Evet, kalan 15-20 saniyemizde bunu ayıracağız. NM değişimi saklambaç değil mi, saklanmaktan. Pembe, pembe. Dolanmaktan dolanmaç. Candan, cambaz. NM değişimi
karşımıza böyle gelecek. Genellikle bu örneklerle geldiğini söyleyebiliriz. Boş bir sayfa mı var arkaya? Süper. Evet, 10 dakikamız doldu. Kendinize çok iyi bakın. Bomba bir ses bilgisi tekrarı oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.